Yeni bir yayından herkese selamlar. Sayın Umut Orhan'la birlikteyiz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayını konuşacağız. Hem de tabii biraz Türkiye'de muhalefetin ne yapması gerektiğini Sayın Orhan'dan dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de bizi izleyen seyircilerimize selam saygı sunuyorum. Sizin de böyle bir yayın ortamında buluşmaktan dolayı da son derece mutluyum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok teşekkür ederim. En son programı ben Halk TV'deyken birlikte yapmıştık. O zaman da bayağı konuşmuştuk ne yapılması gerektiğini ama Türkiye'de ne yazık ki bir adım ileri gidemiyoruz. Hep aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir yazısı oldu Cumhuriyet Gazetesi'nde. 2 gün önce çıktı bu yazı. Devletçilik anlayışını yeniden tanımlayalım diyor Sayın Kılıçdaroğlu. İşte Cumhuriyet'in ilk 10 yılında liberal ekonomi politikaları uygulandığından bahsediyor. Fakat daha sonra işte büyük buhrandan sonra özellikle daha devletçi anlayışın hakim olduğunu söylüyor. Siz bugün 2020 yılında CHP'nin özellikle devletçilik anlayışını 6 okunda yer alan bu ilkeyi yeniden tanımlaması gerektiğini düşünüyor musunuz? Aslında yeniden tanımlamaktan çok aslında devletçiliği anlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, zaten anayasamızda da uzun yıllar devletçilik ilkesi vardı. 1937-1960 arasında 6 ok anayasamızda da vardı. Devletçilik ilkesini aslında sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, Türkiye'nin de uygulaması gerektiğine inandığım bir aslında ilke, kavram. Şöyle ifade etmek isterim. Bu pandemi sürecinde, pandemi olduğu zaman Mart ayında tabii çok büyük bir salgınla karşı karşıya geldik. Hala o salgındaki belirsizlikler devam ediyor. Ancak sağlıkla ilgili biraz daha iyimseriz ama yani aşı çıkmadığı sürece, vakalar devam ettiği sürece, ölüm sayıları arttığı ve devam ettiği sürece tabii ki kaygılarımızı ve endişelerimizi taşıyoruz. Artı ikinci dalgadan bahsediliyor. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayız ki Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri bile aşı bulunana kadar tek buradaki panzehir dayanışma dedi. Şimdi öyle olduğu zaman ben de Mart ayında yani hem bu korona sürecinde ne yapmamız lazım? Çünkü hiçbirimizin gündeminde olmayan bir şey dünyaya bomba gibi düştü. İnsanları adeta evlerine hapsetti, ekonomiyi dondurdu. Bir aslında sonrasını da düşündüğümüz zaman ben onu o zaman 1929 ekonomik buhranına benzettim. Yani kendimce ekonomide büyük bir yıkım olacağını ve özellikle de işsizlikle ilgili çok büyük bir problemin olacağını öngördüm. 1929'da sanayileşme devrimi vardı. Şimdi de dijital devrim var. Yani kendimce hemen daha pandemi sürecinde bir çıkış ne olabilir? Ne yani bir kendime göre arkadaşlarımla, çevremdeki iktisatçılarla, siyaset bilimcileriyle, sosyal bilimcileriyle, uluslararası ilişkiler konusunda tecrübeli arkadaşlarımla oturduk, tartıştık ve sonunda ben kendime göre dedim ki Türkiye bugün pandemi sonrasında tekrardan devletçilik ilkesini yani karma ekonomi modelini benimsemelidir dedim. Sadece benimsemelidir derken karma ekonomide en önemli şey planlama. Yani devlet yeniden planlamacı, şu anda biliyorsunuz devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Evet. Devlet yeniden planlamacı olmalı, devlet yeniden kalkınmacı olmalı ve devlet bunu yaparken de dayanışmacı olmalı. Ben de kullandım. Kimle dayanışmacı olacak? Özel sektörle dayanışmacı olacak. Yani 1929'larda nasıl o zaman tarım ve sanayiye dayalıydı? Özel sektörle bir dayanışma içerisinde ama ekonomide hem denetleyici hem düzenleyici kurumlarıyla bir aktör oldu. Bugün de aslında yüksek teknoloji var. Yani o zaman sanayileşme vardı. Bugün de yüksek teknoloji var. Ve bu yüksek teknolojiye bazı özel sektörün gücü yetmez. Yani ya o zamanki gibi yani o zaman devlet eliyle bazı yatırımların yapılması lazım. İşte ne bileyim yeni uzay çağındayız. Yeni enerji çağındayız. Yani çok benzettim açıkçası o zamanki dönemle bu zamanki dönem ve yani o büyük buhran burada da büyük bir salgın ve arkasında bir ekonomik buhran bekleniyor. Ve o zaman Çağlar Bey bir şey hazırladım yani buradan bu elimde de gösteriyorum. Korona evet. Sonrası yol haritası Atatürk'ün devletçilik anlayışı. Yani hatta bunu şöyle ifade etmiştim. Bu anlayış hem yerli, bu anlayış hem milli.
Bu anlayış hem de başarısıyla tescilli. Çünkü 1929'da yeni kurulmuş bir cumhuriyet, Osmanlı'nın borçları üzerimizde, savaştan çıkmış bir ülke, Birinci Dünya Savaşı ve o şeyle, bu anlayışla, karma ekonomi modeliyle gerçekten Mustafa Atatürk Türkiye'yi hem borçlarını ödedi Osmanlı'nın, hem ülkeyi kalkındırdı. Yani muazzam bir özel sektörü yatırımcı yaptı. Özel sektörle kol kola el ele girerek planlı bir ekonomiye geçti. Kooperatifçiliği ortaya koydu ve yani birçok o zaman hala bugün de önemli olan işte mesela kalkınma planı 1933. Birinci kalkınma planı 1933'te geçildi. 5 yıllık kalkınma planlarının başlangıcı. Yani ben o günde yani o gün derken Mart ayında Türkiye için kendimce daha evvel uygulanan yerli, milli ve başarısı tescilli olan bir modeli tekrar kullanması gerekir diye önermiştim. Hatta bu kitapçığı Sayın Genel Başkan'a da yollamıştım. Bu kitapçığı partideki yönetici arkadaşlarıma, milletvekili arkadaşlarıma da yollamıştım. Kamuoyuyla da paylaşmıştım o zaman. Evet. Ve işte tabana da, yani delegelerimize, üyelerimize de bastırıp hani sadece internet ortamında değil, ellerine alsınlar, baksınlar, yazsınlar, çizsinler, görüşlerini geri bildirimde benden paylaşsınlar demiştim. Şimdi tabii bu hafta ben de pazar günü tam kurultay öncesinde Sayın Genel Başkan'ın böyle bir makaleyi kaleme alması, önce başlığı gördüğüm zaman sevindim. Dedim ki bak yani ne kadar güzel, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 6 Ok'dan en önemlilerinden bir tanesi devletçiliği tekrar gündeme getiriyor dedim. Fakat içini okuduğum zaman biraz açıkçası kafamda soru işaretleri oldu. Yani, neden? Mesela biraz ön yargılı buldum. Biraz böyle sanki arka planda başka niyetler okudum. Mesela orada en önemli şeylerden bir tanesi Sayın Genel Başkan bu konuda şöyle bir şeyde bulunuyor. Diyor ki nostaljik ve tabucu olarak algılıyor devletçiliği ve bunun üzerinden bir değişim kendine göre yorumu yapıyor. Fakat Atatürk'ün partisinde, Atatürkçülükte, sol gelenekte, sosyal demokrasi anlayışında genel başkanlar kendi fikirlerini empoze etmezler ya da kendi fikirlerini bu şekilde ortaya koymazlar ki partinin zaten bu bir ilkesi, yani altı okundan bir tanesi. Buradan ben rahatsız oldum açıkçası. Yani önce başlığı gördüm, gazeteyi gördüm, sevindim ama içerisini okuduğum zaman rahatsız oldum. Şöyle de rahatsız oldum. Sayın Genel Başkan'ın devletçiliği çok iyi algılamadığından, anlamadığından da rahatsız oldum. Çünkü mesela o makalede bir kere planlama konulmuş, 3 kere falan kalkınma konulmuş. Sayın Genel Başkan devletçiliği bir sosyal devlet anlayışına indirgemiş. Halbuki Atatürk'ün devletçilik anlayışında sosyal devlet anlayışı yoktur. Atatürk'ün devletçilik anlayışında biraz evvel de ifade ettiğim gibi planlamacı bir anlayış vardır. Kalkınmacı bir anlayış vardır. Özel sektörle dayanışmacı bir anlayış vardır. Ve devletin yatırım, yani ekonomiye direkt müdahil olduğu, hem denetleyici hem düzenleyici hem de aktif rol aldığı bir anlayış vardır. Yani aslında bir iktisadi, siyasi iktisadi modeldir. Sosyal devlet modeli değildir. Tabii ki sonunda kalkınmayı hedeflemiştir. Tabii ki sonunda yani 1929 buhranının yarattığı yıkıcı unsurları tabii ki hedeflemiştir. Onları bertaraf etmeyi ama ben biraz evvel de ifade ettiğim gibi yani devletçilik anlayışı benim anladığım, benim okuduğum, benim partinin ruhunda, DNA'sında hissettiğimden farklı ve sanki yani burada bundan sonrasına bir işaret veriyor gibi geldi bana. Nedir bundan sonrası yani? Ya bu yine benim öngörüm. Şimdi yani bir program kurultayı hedefleniyor, planlanıyor, hazırlığı yapılıyor diye düşünüyorum. Program kurultayı yapılmalı mı? Tabii ki yapılmalı. Buna hiçbir itirazım yok. Ama o program kurultayı çok böyle hani katılımcı, çoğulcu, mahallelerde tartışılır, ilçelerde tartışılır, illerde tartışılır, bölgelerde tartışılır ve ondan sonra yani aşağıdan yukarıya gelerek genel kurula iner. O şekilde hazırlanırsa anlam ifade eder. Yine Atatürkçülükte yani kurultay anlayışında Atatürk'ün
Mesela devletçilik ilkesini Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığı kurultay 1933 kurultayı, özür dilerim, 10 Mayıs 1931, orada 3. kurultayı 8 veya 7 günlük bir kurultay yapılmış. Yani tartışılmış, evet, konuşulmuş. Şimdi bu programla ilgili bu bir sanki bir kişiye veya bir gruba veya parti içerisinde bir kurula sipariş edilmiş gibi. Bu konuda ben uyarılarda bulundum. Şöyle uyarılarda bulundum. Bu kurultay öncesi ilçe ve il kongreleri oldu. İlçe ve il kongrelerinde de bu konudaki uyarılarımı yaptım. Yani bu konuda önerilerimi de yaptım. Ve böyle bir hazırlık içerisinde genel merkezin olduğunu fark ettim. Ve hatta aslında bu kurultay, yani şu anda önümüzdeki hafta sonu yapılacak kurultayda program da geçirilmek isteniyordu. Yani ben de itiraz ettim. Biraz kamuoyu oluştu. Bazı arkadaşlarımız da itiraz ettiler. Böyle program hazırlanmaz. Yani sipariş olmaz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı birilerine, bir gruba sipariş verilemez diye tartışma oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege sistemine göre genel başkan istediği sürece koltukta kalır, ancak kendi iradesiyle koltuğu bırakır deniliyor. Bu doğru mu? Yani genel başkan istemezse o koltuktan kalkmaz. Mevcut delege sistemi böyleymiş. Doğru mu? Bu doğru ama bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konu değil. Yani bu Türk siyasetinin maalesef talihsizliği, özellikle 1980 askeri darbesi ve sonrasında hazırlanan anayasa, sonrasındaki siyasi partiler yasası ve seçim kanunuyla beraber böyle bir katılımcılıktan, çoğulculuktan uzak bir siyaset sistemi inşa edildi. Bunu birileri özellikle teşvik ettiler. Yani dış kaynaklı birileri ya da bir takım güçler diyelim. Çünkü burada katılımcılık olmazsa, çoğulculuk olmazsa, daha vesayetçi olursa bir takım partileri veya bir takım kişileri kontrol altında tutmaları daha kolay olması sebebiyle böyle bir bana göre 21. yüzyıla yakışmayan bir sistem var. Cumhuriyet Halk Partisi hani en devrimci, dünya çapında devrimci bir siyasi parti ve dünya çapında bir devrimcinin kurduğu, hani yüzyılın en devrimci liderlerinden birisinin kurduğu, Atatürk'ün kurduğu bir parti. Buna sığınıyor maalesef. Yani bu siyaset sisteminin kötü uygulamalarından yararlanıyor. Yani mesela genel başkan seçimi dedik. Şimdi artık gelişmiş demokrasilerde genel başkanları delegeler seçmiyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı ve parti yönetimini, yani parti meclisini 1260 delege belirliyor. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı yukarı 1.360.000 üyesi var. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin aşağı yukarı 15 milyon seçmeni var. Ama 15 milyon seçmene sorulmuyor. 1.360 üyeye de sorulmuyor. Sadece 1260 delegeye soruluyor. Neden? O delegeleri de zaten genel merkez ağırlıklı olarak belirlemiyor mu? Merkez değil ama büyük bir ölçüde onu belirlemenin yöntemleri var. Yani mesela il kongreleri, ilçe kongreleri, mesela bu son seçimlerde tek liste, ona gelirim sonra, yani tek liste, tek aday gidildi. Çarşaf liste yerine blok liste getirildi. Dolayısıyla ister ister, yani tamamen burada delegeler bir tahakküm altında demek doğru değil. Ama sonuçta büyük ölçüde delegeler belli bir elekten geçiriliyor, süzgeçten geçiriliyor. Şimdi bunu bu Türkiye'nin artık 21. yüzyılda bir demokrasi ayıbı. Neden söylüyorum? Benim de katıldığım birçok ülkede, yani Sosyalist Enternasyonel Genel Başkan Yardımcısı olduğum zaman veya işte Karma Parlamento Komisyonu'nda partinin sözcülüğünü yaptığım zaman birçok Avrupa'da, gelişmiş demokrasilerde kurultaylara katıldım. Mesela gördüğüm çoğunlukla genel başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi örneğinden verirsem, sadece 1260 kurultay delegesi belirlemiyor. Yine sadece diyelim ki 1.360.000 üye, o da belirlemiyor. Sadece 15 milyon seçmen de belirlemiyor.
genel başkanı o ülkenin toplam seçmen sayısı belirliyor. Yani genel başkanı belirlerken seçmene giden ülkeler var. Yunanistan bunlardan bir tanesi. Mesela 2009'da PASOK 89 bin seçmeni var. Üyesi var PASOK. Yani Yunan Sosyalist Parti. İki aday vardılardı. Papandreou ile bir başka aday. 89 bin üyesi olan PASOK 1 milyon Yunan seçmeniyle genel başkanını belirledi. İspanya'da da böyle, İtalya'da da böyle, İngiltere'de de böyle. Mesela Cumhurbaşkanı adayları, şimdi bizde Cumhurbaşkanı adayını kim belirliyor? Genel başkanlar belirliyor. Evet. Şimdi mesela yani bu Fransa'da böyle belirlenmiyor. Bu İtalya'da böyle belirlenmiyor. Bu ne bileyim ben İspanya'da böyle belirlenmiyor. Hatta ben önermiştim Sayın Genel Başkan'a yine. Ama hani ben önerdim değil. Yani dünyadaki uygulamalarına baktım. Hatta oradaki şu anda başbakan olan veya mesela bizim Sosyalist Enternasyonel'de bir önceki genel başkan Antonio Guterres, şu anda Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri, eski Portekiz başbakanı. Onunla konuştuk, işte Papandreou ile konuştuk. Şu anda İspanya'daki başbakan İspanya'nın şu andaki başbakanıyla konuştuk. O da Sosyalist Enternasyonel'de genel başkan yardımcısıydı. Ben kendimce yani o örnekleri de alarak Pedro Sanchez isim unutmayarak evet. İspanya başbakanı. Ya ben bir öneride bulundum. Dedim ki bu gelin dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını halkla beraber belirleyelim. Ve gelin halkla ittifak yapalım. Nasıl? İki turlu olsun. İlk turda kim aday olmak istiyorsa olsun. Belli kurallar getirelim. 30 tane aday olsun. Götürelim bunu parti üyesine. 1 milyon 360 bin parti üyesi. Gitsin ben de adayım mesela Cumhurbaşkanı adayım. Gideceğim anlatacağım neden adayım. Yani ben ne yapacağım, ne hayal ediyorum. Parti üyelerimiz karar versinler. 30 kişiden işte sıralasınlar. Alın ilk üçü dedim veya ilk ikiyi. Götürün halka, seçmene. Biz eğer diyelim ki ben ikinci oldum. Birinci başka arkadaş oldu. Üçüncü başka arkadaş oldu. İlk üç gidelim Türkiye'yi gezelim 3 ay. Rize'ye gidelim. Ne bileyim ben Diyarbakır'a gidelim. Van'a gidelim. Edirne'ye gidelim. Biz anlatalım yani biz neden Cumhurbaşkanı olmak istiyoruz. Yani bu halkla bütünleşmektir. Halkla o zaman halkın gündemiyle bu aslında bir şekilde bir araya gelmektir. Ama yani dediğim gibi yetki elinde olduğu için sistem onlara böyle bir yetki veriyor. Sayın Genel Başkan da kendi vermek istiyor kararı. Bunu aynı şekilde Sayın Erdoğan da yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel evet. Başkanı olarak. Sayın Bahçeli de yapıyor. Sayın Akşener de yapıyor. Maalesef bu kötü sistemde siyasetçiler yararlanıyor. Aslında bunu yıkmaları lazım. Yani mesela benim partimden benim beklentim bunu yıkması lazım. Yani çünkü evet. Devrimcilik bir ok. Yani altı ok. İdeolojisinden bir tanesi devrimci. Demokrasi olarak, özgürlük olarak, insan hakları olarak, adalet olarak nefes alamıyorlar. Büyük bir baskı var. Yani Cumhuriyet tarihinde belki işte rejim değişti. Yani öyle söyleyeyim. Yani şu anda laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Atatürk Cumhuriyeti rejimi uygulanmıyor Türkiye'de. Tek adam rejimi uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şeyinde. Bir tarafta bu var içeride. Yani içeride çok olağanüstü bir gündem var. Dışarıda da çok olağanüstü bir durum var. Pandemi var ve devam ediyor ve ikinci dalga bekleniyor. Ve büyük bir 1929 ekonomik buhranından sonra büyük bir ekonomik vurgun, yıkım bekleniyor. Şimdi düşünün siz Türkiye'de iktidara adaysınız. Siz ana muhalefet de olsanız Türkiye'de iktidar alternatifsiniz. Şimdi böyle bir kurultayda tek gündem seçim olur mu? Ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları Atatürk'ün döneminde 10 gün 2 hafta. 10 gün 2 hafta. İsmet Paşa'nın döneminde 1 hafta 10 gün. Bülent Ecevit'in döneminde 4 gün 6 gün. Kurultaylar hep bu şekilde yapıldı. Ve içinde birçok şey tartışıldı. Yani mesela... ilk hedefleri bildirgesi 1959. Yine Türkiye'ye böyle büyük bir baskı var. Demokrasi açığı var. Özgürlük açığı var. Hukuk açığı var. Yani bir anlamda o faşizm var. Ve o kurultay bir hafta sürüyor ve oradan ilk hedefler bildirgesi çıkartıyor İsmet İnönü. 1974'lerde işte Karaoğlan nasıl Karaoğlan oldu? Akgüller'e bildirgesiyle bir çıkış yolu gösterdi. Nerede bu çıkış yolunu gösteriyor? Yani oturup da metni kendi yazmıyor. Veya bir yere sipariş vermiyor. Oturuyor. Atatürk de öyle yapmış. İzmir İktisat Kongresi'nden itibaren devamlı Atatürk'ün Sivas Kongresi öyle. Bizim ilk kurultayımız. Erzurum Kongresi olarak hep tartışmış, hep konuşmuş. Saatlerce, günlerce, haftalarca
Ama işte tek seçim, yani tek gündem seçim, onun için karşıyım. Bu kurultayın gündeminde seçim olmamalıydı. Yani seçim en son olmalıydı. Türkiye'deki yaşanan kriz olmalıydı. Dünyadaki yaşanan kriz olmalıydı. Gelecek krizi olmalıydı. Dijital değişim olmalıydı. Enerji devrimi olmalıydı. Dijital devrim olmalıydı. Yani birçok konuşacak çok önemli olağanüstü konular var. Bir hafta olabilirdi kurultay. Evet. Hatta bu kurultayı dijital de yapabilirdik biz. Yani bunu sanal ortamda da yapabilirdik. Yani bu kurultayın tartışmaları sanal ortamda da gerçekleşebilirdi. Bunu Türkiye'de birçok kurum uyguluyor. Kişiler uyguluyor. Üniversiteler uyguluyor. Sivil toplum örgütleri uyguluyor. Dünyada da uygulanıyor artık. Bunu yapabilirdik ama işte yani böyle olduğu zaman eleştirmek durumunda kalıyorsunuz. Yani evet. Benim partim yakışmıyor bu. Yani böyle bir ayda kurultay kararı alınıyor. Ve bu kurultay adına da bir de iktidar kurultayı deniyor. Ama iktidar kurultayında üye yok. Örgüt yok, halk yok. Yani nasıl olacak bu? Hatta, fikir de yok diyorsunuz yani. Bir çıkış yolu da yok. Evet, tek fikir seçim. Evet. Partinin eski yöneticileri yok. Onur kurulu üyeleri denilen işte eski milletvekilleri. Eski partide genel başkan yardımcılığı yapmış ya da bakanlık yapmış insanlar. Yani bu partiye emek vermiş. Bu parti için büyük fedakarlıklar yapmış. Bedel ödemiş insanlar. Onları da almıyorsunuz, konuşturmuyorsunuz. O zaman bir şeyleri bir yerlerden kaçırıyorsunuz gibi oluyor. Ben eleştirmekten taraf değilim. Ben mesela kendimi hiçbir zaman partide ne bileyim kendi adıma muhalif olarak görmüyorum. Ben bir aydın olarak, Cumhuriyet'in bir neferi olarak, işte Mustafa Kemal'in bir askeri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ne diyelim neferi olarak diyelim. Ben yani birbirisine muhalif değilim. Ben şuna iddia ediyorum. Yani ben Deniz Bey'e karşı aday olduğum zaman da zaman zaman Kemal Bey'i eleştirdiğim zaman da yani bugün de mesela ben de 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'ndan sonra benim de genel başkan adayım olmamı istemişti il başkanları. Aday olmamı istemişlerdi. Hatta olağanüstü kurultay için imza topladılar. Evet. Yani ben evet daha iyi yönetirim iddiasındayım ama ben ya Kemal Bey şöyledir, Kemal Bey böyledir, partinin yönetimi budur demek benim hoşuma gitmiyor. Yani onun yönetimi odur. Ben daha iyisini ortaya koymam lazım. Ben kendi hayalimi ortaya koymam lazım. Kendi iddiamı ortaya koymam lazım. Ne yapacağımı anlatmam lazım. Yani çok fazla eleştirmek yönüne ama şimdi böyle bir kurultay olunca ben de eleştirmek durumunda kalıyorum. Evet. Çünkü yani konuşsanız hani bazen şey vardır ya sizin sustuklarınız da sizi gelecekte konuştuklarınız kadar sizi yargılatacaktır. Yani susmak da aslında evet. Suça ortak olmaktır. O zaman ben bunu hani gözümü nasıl kapatayım? Nasıl eleştirmeyeyim böyle bir kurultayı? Ki ben bunu kongreler sürecinde de başladım. Yani o kongrelerde de şöyle yapıldı. Bundan evvelki seneler de yapıldı. Yani bir günde mesela 30 il kongresi yapılıyor. Bir günde mesela İstanbul'da 33 ilçede kongre yapılıyor. Yani ben şimdi mesela bir yere adaysam o kongrelere gitmem lazım. Ben orada fikirlerimi anlatmam lazım. Örgütle tartışmam lazım. Bu imkanlar verilmiyor. Böyle biraz hızlı hızlandırılmış. Evet. Şimdi son sorum şu. AK Parti anketlerde şu an en zor, en kötü dönemini yaşıyor. Ama %30-35 oy oranı gözüküyor ve hala birinci parti. Evet. Yani bu biraz da muhalefetin eksiği değil mi? Yani en kötü dönemde ekonomik kriz derinleşmiş, yargı bağımsızlığı gitmiş, toplumda huzursuzluklar artmış. Böyle bir dönemde bile AK Parti birinci parti hala. Yani öldü bitti dediğimiz AK Parti %30-35 gözüküyor. CHP hala 23-25'lerde. Şimdi burada bir eksiklik yok mu? Son konuda bu olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bunu şöyle birkaç şeyle size söyleyeyim. Şimdi partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu var. Öz eleştiri mekanizması çalışmıyor. Mesela biz bir seçimden çıktık. 30 Mart 2019 yerel seçimlerden çıktık. Ama bu 30 Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili kurultay toplanmadı. İllerde, ilçelerde seçim sonuçlarını masaya yatırıp tartışılmadı. Ve bununla ilgili de yeni yol haritası ortaya konulmadı. Yani bir kere bir öz eleştiri mekanizması yok. Şimdi böyle olunca başarı ve başarısızlık göreceli oluyor. Mesela ben neye bakarım mesela başarıda?
yerel seçimler 2019, şunu söyleyeyim, hani ben muhalif hareket eden bir siyasetçi değilim. Ben ülkenin içinde bulunduğu koşulları biliyorum. Partimi de dışarıda tartıştırmamaya çalışıyorum. Mesela evet. 2019 seçimlerinde ben yaklaşık 50 ile gittim. İstanbul'da da 3 ilçeden benden yardım istediler. 3 ilçede çalıştım. Yani bizim belediyelerimizin olmadığı ve daha oyumuzun az olduğu 3 ilçede çalıştım ve yaklaşık 50 tane ilde çalıştım. Şimdi ben şuna bakıyorum. Oyum arttı mı? Yani 2010 yerelde yereli mukayese ediyorum. Oyum arttı mı? Hayır, artmadı. Hatta 2014'e göre yani 25.3, öbüründe 26.4. Yani 2014'te daha çok da az olsa daha az oy almışız. Tamam, 11 tane büyükşehir aldık. Bu başarımı kesinlikle başarı. Ama bu bizi iktidara götürecek bir oy şeyine sahip miyiz? Hayır, değiliz. Yani bu öz eleştiri yapmamız lazım. Peki şuna bakıyorum. Mesela çok önemli bir şey söyleyeceğim. 25 yıl sonra İstanbul'u almışız. Büyük başarı. Hem de bir kere değil, ilk kere aldık. Muazzam başarı. 25 sene sonra Ankara'yı aldık. Ve birçok işte 11 büyük şehri aldık. Başarı mı? Başarı. Ama yani genel olarak biraz evvel söyledim. Oyum artmamış. Peki yani 2019 Mart'tan bugüne kadar benim üye sayımda artış var mı? Mesela İstanbul'da üye sayımda artış var mı? Normalde yok. Böyle büyük başarıdan sonra patlama olması lazım. Hatta şu var, bu kurultay tartışmaları, yani bu genel merkezin hani bu şekilde siyaseti uygulaması parti tabanında büyük kırılmalara ve parti tabanında büyük güvensizliklere ve parti tabanında partiden ayrılmalara sebep oluyor. Bu konuda da uyarıyoruz. Yani ben şimdi mesela bırakın insanları üye kazandırmaya, yeni üye yapma faaliyeti yapacağıma, yani umutan olarak, ben şimdi en az günde 3 kişiyi, 5 kişiyi aman partiden istifa etmesin, beni arıyorlar, ben partiden istifa etmek istiyorum diyorum. Ben onları ikna etmeye çalışıyorum. Bunu şu açıdan söylüyorum. Mesela 2010'da partide bir genel başkan değişikliği oldu. Ben o zaman genel başkan yardımcısıydım. Biz genel merkezde en çok talep üye formuydu. Ve üye sayımız 780 binden bir anda 1 milyon 260 bine çıktı. 2-3 ayda. Şimdi bunları masaya yatırmak lazım ve nedenlerine bakmak lazım. Yani hem öz eleştiri yapmak lazım, hem neden de diye bakmak lazım, hem nasıl ben bunu, yani nerede hata yapıyorum ve nasıl başarılı olabilirim diye bakmak lazım. Burada sizin söylediğiniz şeyde yani neden AKP hala birinci parti ve AKP hala %30-35'lerde oy alabiliyor? Ben AKP'yi bir tarafa bırakıyorum. Kendime öz eleştiri yaptığım zaman şunu görüyorum. Benim söylemlerimle eylemlerim tutmuyor. Yani özellikle demokrasi noktasında, parti yönetimi noktasında, saylamlık noktasında, hesap verebilirlik noktasında, kurumsallaşma noktasında, parti içi demokrasi noktasında, parti içerisinde özgürlük noktasında. Mesela son zamanlarda çok ihraçlar başladı biliyorsunuz. Televizyon kanalına çıktı diye ihraç evet. ediliyor insanlar. Ve mesela birileri çıkıyor, onlara bir şey yapılmıyor falan. Yani birçok ilişki ve birçok aslında demokrasi özgürlükte gerileme var. Toplum bunu görüyor. Yani toplum o zaman güvenmiyor. İkincisi yani toplum şunu merak ediyor aslında. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir Türkiye hayal ediyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğu zaman nasıl bir eğitim politikası, sistemi hayal ediyor? Nasıl bir istihdam politikası? Nasıl bir kalkınma politikası? Nasıl bir siyaset sistemi hayal ediyor? Çünkü biz bunlarla ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi yönetim bunlarla ilgili fazla bir şey söylemiyor. Şu anda kadro yok. Fikir yok. İddia yok. Hayal yok. O zaman ne oluyor? İşte Cumhuriyet Halk Partisi yerinde sayıyor. Bir eleştirim de şu. Şu ittifak konusu beni çok rahatsız ediyor. Yani ittifak, ben şunu iddia ediyorum. Yani her parti için bu geçerlidir mutlaka, ama yani bugünkü reel politiğe göre Cumhuriyet Halk Partisi için kesinlikle geçerlidir. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olmayı hayal etmeli ve iddia etmeli. Yani bunun için de kendi öz ideolojisine güvenmeli, kendi özüne güvenmeli, kendi öz evlatlarına güvenmeli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ittifaklara, yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bugün siyasi sürülebilirliğini ittifaklara borçlu veya bağlıyor. Çok yanlış bir şey. Yani siz sürekli sınırsız, sonsuz bir ittifak yapamazsınız. Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir ittifak olamaz. Yani böyle bir siyaset de olamaz.
Yani biraz evvel şunu söyledim. Tam bugün onun zamanıydı işte aslında. Yani pandemi de bize bunu veriyordu. Yani tam bir çıkışa ihtiyacımız olduğu bir dönem. Nasıl 1959'da yani hani o Menderes'in baskılı döneminin İsmet Paşa orada bunalıyor, çok engelleniyor, hapse atılıyor milletvekilleri, parti meclis üyeleri, mal varlıklarına el konacak deniyor. İsmet Paşa taşlanıyor, sokulmuyor, miting yaptırılmıyor. Yani basına büyük bir baskı var. Gidiyor orada bir çalışma yapıyor, tartışıyor, aşağıdan yukarı bir çıkış yaratıyor. Bir manifesto, bir ilk hedefleri bildirgesi. 1961 Anayasası'nda evet. Temellerini oluşturuyor. Yani bugün buna ihtiyaç var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir iddia ortaya koymalı. Ama bu iddiayı ortaya koyarak şu olmamalı. Efendim, devletçiliği biz yeni devletçilik anlayışı olarak benimseyelim. Buradan da sosyal devleti ortaya. Bu böyle bir şey olmaz. Yani siz devletçiliği tartışamazsınız. Evet. Şöyle tartışamazsınız. Onu özünden koparamazsınız. Yani bir partinin ideolojisi, bir partinin temel ilkeleri tabii ki tartışılabilir. Ama özünden koparamazsınız. Ve bu tartışmayı da geniş bir tabanla eğer evet. yapacaksanız yapmalısınız. Şimdi mesela Ekmelettin İhsanoğlu olduğu dönemde ben yeni genel başkan yardımcılığından ayrılmıştım. Parti meclisindeydim. Korkunç tartışmalar oldu. Çünkü yani bunu tek başına bu kararı aldı Sayın Genel Başkan. Ekmelettin İhsanoğlu kararını. Ve bu konuda yani inanılmaz tartışmalar oldu. Ama Sayın Genel Başkan yani ben böyle istiyorum. Hatta bunu ben kendisine sormuştum. Gerekirse bunun bedelini ben çıkar öderim. Yani bu eğer doğru olmazsa dedi. Şimdi ödemedi. Bu ödemedi. Ve ben tekrardan bunu çok yakın bir tarihte Sayın Genel Başkan'la yine bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden evvel yüz yüze karşı karşıya oturdum, tartıştım. Dedim ki bakın ben size o gün parti meclisinden hatta MacArthur'un bir sözüyle size burada bir soru sormuştum. Yani bunun tek başına bu kararı alıyorsunuz, bunun sonuçlarınızla katlanacak mısınız diye siz de bana çıktınız. Ben gereken neyse yapacağım dediniz ve Ekmelettin İhsanoğlu bir hüsran oldu. Bir de adam kalktı, CHP ona yani Sayın Genel Başkan milletvekili teklif etti. Adam diyorum kusura bakmayın ama evet. Yani siyaseten çok kötü bir durum bu. Ekmelettin İhsanoğlu kalktı, CHP'nin teklifini deşifre etti, elinin tersiyle itti ve dedi ki ben MHP'ye gidiyorum dedi. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koyduğu ve bu kadar tartışmalara sebep olduğu ve işte Sayın Genel Kılıçdaroğlu'nun da arkasında durduğu kişi bunu yaptı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu hala bana da bunu söyledi. Bu kararımda haklıydım. Bugün olsa yine yapardım diyor. Şimdi burada bir sorun var bence. Aynı sorun mesela sağdan aday almalarla veya sağcı politikalarla da ilgili. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiler kurulur. Yani yeni partilerle ilgili bir yorumda bulunamam. Demokrasinin gereğidir. Partiler kurulur. Herkes kendi tabanından belli bir oy alabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile bu yeni kurulan partilerin ortak hiçbir şeyi yoktur. Yani onlar zaten şu andaki mevcut iktidarın kurucu unsurlarıdır. Türkiye'yi bu noktaya getiren ekonomide ve dış politikadaki aktörlerdir. Yani Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin onlarla yolunun kesişmemesi lazım. Ha şu ayrı bir konudur. Yani ittifaklar belli seçimlerde yapılabilir. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mecburen 50+1 olduğu için mecburen belli ilkelerde, belli prensiplerde saydam bir şekilde ittifak yapabilirsiniz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Her seçimde ben ittifak yapacağım. Bu yanlış bir şey. Evet. Yani mesela bu yerel seçimlerde ben ittifakı doğru bulmadım. Mesela belli yerlerde yaparsınız. Belli yerlerde yapmazsınız ama yukarıdan karar alıp 81 il 958 ilçe için yani bir kişinin kararıyla kurultay toplamadan ben şu ideolojiyle ittifak yapıyorum diyemezsiniz. Bunun adı demokrasi olmuyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi izleyen seyircilerimize, izleyecek olan seyircilerimize ben de selam ve saygılarımı buradan sizin kanalınıza yolluyorum. Karamsar konuştuk biraz ama daha iyi bir Türkiye mümkün. Yani bunu inşallah evet. sizlerin genç bir gazeteci olarak sizlerin, siyasetçi olarak bizlerin ve bizi bu programda izleyen ne diyelim vatanseverlerin, yurttaşlarımızın çabasıyla, katkısıyla inşallah daha iyi bir Türkiye'ye hep beraber kavuşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partili Sayın Umut Orhan konuğumuz oldu. Şimdilik hoşça kalın.